Bununla ilgili Ankebût suresi 51. ayet diyor ki karşılarında okunup duran bir kitabı sana indirmiş olmamız onlara yetmiyor mu? Evet. Yani Allah'ın kitabı dini anlamak için yeterlidir, açıktır, Bunu aslında çok anlaşılırdır. görüyoruz. O dönemde de Peygamberimiz mesela beklenti içerisinde okudukları konularla ilgili Allah'tan bir ayet geldiğinde o hükmü onlara tebliğ ettiğinde kesmiyor adamları. Ya bu da şöyle olmalı, böyle olmalı değil miydi diyor. Yani herkes kendi arzusu, isteği doğrultusunda bir din bekliyor. E şimdi tamam diyelim ki Peygamberimiz hayattayken, Kur'an vahiy devam ediyorken insanların bu beklentilerinin bir kısmı belki Allah tarafından karşılanmış olabilir ve ayetler geldiğinde belki bazı insanlar tam da ihtiyaç duyduğumuz buydu demiş olabilir. E ama Kur'an vahiy tamamlandı, bitti artık. Evet. Peygamberimiz de hayatta değil. Yani şimdi insanların arzusuna göre nasıl ayet bulacağız? Allah kitabındaki ayeti söylüyorsun. Adam beğenmiyor bu ayeti. E şimdi bu ayeti beğendiremiyorsan bir Müslümana, yani bir Müslümana Kur'an'ı anlatmakta zorluk çekiyorsan, Allah'ın ayetiyle ikna edemiyorsan bir insanı neyle ikna edeceksin? Yani şimdi bakın, bu kadar ayet delil getiriyorsun. İşte bu kitaplarda, benzer kitaplarda veya bizzat Kur'an-ı Kerim'in kendisini okuduğun zaman zaten çok çok daha mükemmel bir şekilde bu ayetin apaçık ifade edildiğini görecek insanlar. Evet. Bu ayetleri delil getiriyorsun ama bu ayetleri delil getirerek bunlar Kur'an'a uygun değil diye bir takım rivayetler eleştirdiğinde sen dini inkar etmekle itham ediliyorsun. Ama bu insanlar bu kadar apaçık ayete rağmen, yani bir anlamda bu ayetlerdeki hakikati inkar ediyorlar. Evet. Bu kadar apaçık ayete rağmen o rivayetleri esas aldıkları zaman onlar dini inkar etmiş olmuyorlar. Ne kadar Yani bu nasıl acı. yaman bir çelişki? Yani bunu Nasıl? insan tahammül edemez, bunu insan kaldıramaz. Evet.